Yeniden merhaba. Tekrardan yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. Evet, bu sefer gerçek doğum günüm. Şu anda 1 Kasım'dayız. Ama bu videoyu sizinle bir tık daha sonra paylaşmış olacağım yayın günlerimden dolayı. Bu yıldan dileğim gerçekten en başında sağlık, sevdiklerimin, ailemin ve kendimin çok çok sağlıklı olmasını diliyorum ve tabii ki de mutlu olmayı diliyorum. Daha sonra diğer dileklerim de böyle gerisinde geleceğini düşünüyorum. Dün akşam oturdum, 00'a girdiğimizde günlüğümü yazmaya başladım. Böyle biraz dileklerimden bahsettim. Nelerin gerçekleşmediğini, gerçekleşmesini istediğim hayallerimi vesaire böyle bir tık hayat özetimi yaptım, yazdım. Doğum günümden kalma da şöyle tatlış kalpli balonlarım var. Arka plan olsun, tatlılık olsun diye şöyle iki yanıma koydum. Diğerleri de burada hala süslü vaziyette. Bugün doğum günümün olması dışında dün, yani 31 Ekim'de, yani dün Halloween'de. Tabii ki de bu bizim bayramımız değil ama bayramı olan kişiler tarafından çok coşkuyla, çok da tatlı bir şekilde kutlanıyor. Yani çok eğlenceli gözüküyor tabii ki de dışarıdan. Daha önce Halloween partisine, yani kostüm partisine ben de gittim ve gerçekten çok eğlenceli ve çok heyecanlı bir ortam oluyor. Kendi bayramımız olmasa bile onların kültürünü anlamak adına ya da sadece eğlence adına bunu yapmakta hiçbir zarar ya da sakınca görmüyorum ben. Türkiye'de kutlanmasından bahsediyorum. Dün akşam akaretlerde her yer kostümlü insan doluydu. Tabii ki de genelde bu kişilerin yaşları bayağı küçük oluyor. O yüzden bir tık kargaşa oluyor. Ben bu yıl Halloween partisine katılmayı düşünmedim. Katılmadım, tercih etmedim. Çünkü zaten çok yeni bir şekilde doğum günü partimi vermiştim. Ama belki seneye bir Halloween'a gideriz. Ne dersiniz? Ne olacağımıza burada sizle YouTube'da birlikte karar veririz. Birlikte hazırlanırız. Bence çok tatlı olabilir. Daha önce bu arada birçok çeşitli Halloween makyajları yaptım. Bu 4 sene içerisinde her Halloween'da birkaç makyaj yapıyordum, paylaşıyordum sizinle. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan görsellerini paylaşıyordum ama bu sene öyle bir makyaj yapma isteği de gelmedi. Öyle bir konu da düşünmedim. Açıkçası istekleriniz varsa bana ne yakışır, hangi kostüm ya da hangi karakterin makyajı yakışır aşağı yazabilirsiniz. En azından bir denerim şimdiye kadar denememişsem. Dedim ki madem bugün 31 Ekim ve sürekli dün akşam böyle telefondayım, kaydırıyorum. Hollywood ünlülerinin kostümleri karşıma çıkıyor. Birkaç kostüm giyen ünlüler de var. Çünkü birkaç ayrı partiye giden ya da birkaç 3 gün üst üste partiye giden ya da bunu sadece görsel olarak bizimle paylaşan, bayramı bu şekilde kutlayan Hollywood ünlüleri var. Ben de onların kıyafetlerini incelemek istedim burada sizinle. Çünkü çok hoşuma gidenler oldu, garipsediklerim oldu. Ama genelde hoşuma gidenler oldu açıkçası. Zaten hoşuma gidenleri daha çok koymayı tercih ettim. Burada sizinle bir bakalım bu ünlüler ne giymiş, nelerden esinlenmiş. Hoşuma giden bazı böyle minik detaylar var. Kostüm görmeye, kostüm incelemeye, kılık değiştirmeye vesaire bayılan biriyim. Yani çok seviyorum. Çok renkli oluyor herkes o dönemde ve bunu Instagram'dan incelemeye bayılıyorum. Dedim ki burada neden sizinle bunu paylaşmayayım? Gerçekten çok uğraşılmış, çok güzel makyajlar ve kostümler ve kaliteli duran looklar var. Tabii ki de çok normal. Bunların hepsi Hollywood ünlüleri ve çoğu da bayıldığım insanlar, isimler. Şimdi ilk başta şöyle Xtina ile başlayalım. Yani Christina Aguilera. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir sanatçıdır. Çok sevdiğim bir figürdür. Yani hani filmlerine bayılırım, şarkılarındaki, kliplerindeki o tarz değişimlerine bayılırım. Zaten çok güzel bir kadın bence. Yani günümüzde bazen şaşırıp estetik hatalarına düştüğü zamanlar oldu ama şu an bence çok çok toparlanmış bir halde ve çok güzel bir kadın hala. Burlesque filmini defalarca izlemiş bir insan olarak gerçekten bu görünüm beni böyle, hatta Instagram'da da paylaştım, diken diken etti. Böyle çok şey yaptı yani, vay be falan, çok minnoş hissettim, yani çok iyi hissettim. Burlesk'teki rol arkadaşının kostümünü giymiş, yani kendisi olmuş. Tamamen Cher olmuş Christina Aguilera. Çok da güzel bir Cher olmuş. Yani çok esrarengiz duran bir kadın zaten. Filmde de böyle çok esrarengiz bir yanı var ama bir yandan da çok çekici ama bir yandan da çok otoriter bir kadın. Bence gerçek hayatında da bu tarzlarda yaşayan bir kadın. Zaten tarz olarak evet, o filmde gördüğümüz gibi. Bu arada izlemediyseniz şuraya koyayım. Kesin bu filmi izleyin. Dansı, müziği, şovu, yani görsel her şeyi seviyorsanız, böyle estetik bir film izlemek istiyorsanız kesinlikle izleyin.
bayılıyorum ve hala aralarının bu kadar tatlı olmasına ve birbirinin kılıklarına hiçbir ego taşımadan girmelerine bayıldım. Bu yıl bunu yapan çok fazla isim oldu. Ama bu ikili beni en çok etkileyen de çünkü yıllara dayanan bir arkadaşlığı ya da belki de abla kardeş hani o tarz bir ilişkileri var tam. Bilemiyorum ilişkilerini ama çok çok mutlu oldum. Çok da başarılı olmuş Christina Aguilera. Başka fotoğraflarını da inceleyebilirsiniz. Ben yine buraya koyabildiğim kadar koyayım. Çok çok güzel olmuş. Kendi Instagram'ına girdiğinizde de zaten daha fazla görsel var. Oradan inceleyebilirsiniz. Bayıldım ve çok etkilendim. Bir diğeri Britney Spears'ın 3 kostümünden sanırım 3 kostüm giymişti bu sene. Bir tanesi. Pardon, Britney Spears mı dedim? Paris Hilton'ın kostümü diyecektim. Britney Spears kılığına girmiş. Toxic klibini hatırlarsınız. Oradaki uçak sahnesindeki de sahnesindeki hostes kostümünü de hatırlarsınız. İkoniktir yani. Gerçekten ikonik iki isim birbirinin kılığına giriyor. Bence muhteşem bir detay. Bu arada zaten çok yakın arkadaş olduklarını da biliyorum. Çünkü Paris Hilton'un öncesinden gelen Britney Spears hayranlığı var ve onunla tanışıp arkadaş olmak istemesi var. Yani yıllar önce ben de Hollywood'u inceleyen kanallardan bunu duymuştum. Böyle bir ikilinin birbirinin kostümünü, yani birbirinin diyorum ama Paris Hilton'un Britney'nin kostümünü giymesi, Britney kılığına girmesi harika olmuş. Biraz detaylara bakacak olursak sadece ton farkı var. Çünkü o klipte benim de hatırladığım çok güzel bir mavi hatırlıyorum ama gerçekten bir tık daha koyu bir renkti. Bu çok fazla cam göbeği mavi olmuş ama flash'tan da öyle çıkmış olabilir ama tüm görselleri inceledim. Biraz öyle, onun dışında gerçekten birebir çok güzel dikilmiş bir kostüm bence. Hatta Britney'den çok daha iyi taşıdığını düşünüyorum Paris'in. Neyse, karşılaştırmak istemem. Yani eldiven detayına kadar her şey çok iyi duruyor. Küpeler bile çok benzer bulunmuş. Saç da benzer toplanmış. Ve çok tatlı olmuş ya. Ben çok beğendim. Bu arada çok mantıklı bir kostüm fikri bence. Ben de bu kostümün içerisinde Halloween'ı geçirmek isterdim. Şey diyeceğim, çok bayıldım, çok aşık oldum. Normalde Kim Kardashian'ın hani giydiklerine böyle çok yükselmem, çok bayılmam, Halloween'da da böyle falan gelir yani, öyle çok wow olmam. Ama ben buna aşık oldum. Zaten takip ediyorsanız eğer Kim Kardashian biraz böyle görünümünü, fiziğini, suratını daha böyle nature, yani daha doğal, daha bebeksi, daha genç, fresh hale getirdik. Giyim tarzını da, suratını da. Artık Kim Kardashian'ı beğenmeye başladım. Eskiden sadece Kylie'ciydim. Gerçekten Kim Kardashian'ın şu anda günlük tarzını da beğenmeye başladım birazcık. O avantgard ve vamp tarzından bir tık sıyrılmış. Ama buradaki Bratz olması ve yanındaki 3 kankası, tanımıyorum yanındaki kızları, tanıyan varsa hani ya da daha fazla bilgisi olan varsa bu konular hakkında aşağı yazsın. Bayıldım. Bir Kim Kardashian'ın tekli fotoğrafını koyacağım. Bayıldım. Bu arada bu çizim de, yani Kim Kardashian'ın referans aldığı çizim de Hayden Williams'a ait. Bayıldığım bir çizer. Moda illüstratörü. Çok seviyorum kendisini de. Tabii ki de Bratz kızlarımız gerçeğe yakın hani bu tarzda. Zaten Bratz'lar bu şekildedir ama onun karikatürize etmesini, kostüm haline getirmesi Kim Kardashian'ın çok çok hoşuma gitti. Sanki mükemmel bir X işbirliği gibiydi. Bayıldım yani. Takım olarak da, 4 kişi olarak da harika gözüküyorlar. Kim Kardashian tek başına verdiği bu poza da aşık oldum. Müthiş bir poz. Ben de bu kostümden, bu pozdan istiyorum. Gerçekten mükemmel ve kusursuz duruyor ve çok kaliteli duruyorlar yani Bratz olarak. Bayıldım, bayıldım. Gerçekten favorilerimden biri. Burada da Kendall ve Kyle Sugar and Spice olmuşlar. Sugar and Spice hakkında pek bir bilgim yok ama RuPaul'daki iki karakter olması gerekiyor. Yani sanırım öyle araştırdım. Böyle bir kulak dolgunluğum var ama incelemişliğim ya da çok fazla karşıma çıkmışlığı yok. Ne oldu aşkım? Burada beni dinliyor bu da. Ama iki görseli karşılaştıracak olursam Sugar and Spice'ın böyle daha Moulin Rouge versiyonu gibi olmuş. Daha modern versiyonu diyemem ama daha böyle etnik versiyonu gibi olmuş ve daha klas versiyonu olmuş kesinlikle. İki görseli karşılaştırırsam. Makyajlar, özellikle Kylie'nin makyajı efsane duruyor. Ama Kendall'ın makyajı ve kostümü, yani daha çok Marilyn Monroe gibi. Aslında Marilyn Monroe mu olmuş acaba? Benim bu konuda biraz kafam karıştı gördüklerimden. Bir yerde Marilyn Monroe yazıyordu.
Bir yerde Sugar and Spice yazıyordu. Ben çok çıkaramadım. Neden bu ikili birlikte? Çünkü ben Kendall Jenner'ı takip etmiyorum açık söylemek gerekirse. Linçlenmeyeceksem eğer kendisini de pek beğenmiyorum. Ne tarzını, ne bu cool duruşunu hiç böyle sevimli gelmiyor bana. Ama Kylie'yi gerçekten çok beğeniyorum. Ben bu konuda çok bilgili kalmamış olabilirim. Ben sadece burada en iyisi kostümleri yorumlayayım. Kylie'nin kostümü muhteşem duruyor. Bu arada fit olarak Kendall'ın da üstüne cuk oturan mükemmel bir kostümü var. Ama Kendall'ın saç ve makyajını anlayamadım. Emin olamadım tam olarak kim olmaya çalıştığından. Ama ikisi yan yana geldiğinde eğer Sugar and Spice olmuşlarsa gerçekten Sugar and Spice'ın daha Moulin Rouge versiyonu olmuşlar diyebilirim. İkili olarak gayet tatlı gözüküyorlar. Bir hiç beğenmediğim isim. Genel olarak da Demi Lovato'yu zaten pek beğenmem. Disney Channel çocuğu olsam bile yani çok fazla Disney Channel filmi dizisi izliyor olsam bile Demi Lovato'yu o yaşlarından itibaren pek beğenmem. Yani tarzı ve görünüşü bana estetiksel açıdan pek hitap etmeyen bir kız. Fanları vardır bilemem. Hepinizden özür diliyorum ama benim için durum bu. Snow White yani Pamuk Prenses olmuş. Bu arada kostüm müthiş kaliteli duruyor. Başka fotoğrafları da var. Yine bulursam koyarım. Siz de araştırabilirsiniz. Kostüm kadifeden ya da satenden. Yok evet korsaj kısmı kadifeden yapılmış. Koyu lacivert bir kadifeden yapılmış gibi gözüküyor. Kolları da böyle saten kumaştan yapılmış ve eteği de yüksek ihtimal satenden, kurdele satenden. Bu arada hani kusursuz bir görünüm ve klas bir görünüm yaratılmış bence. Gayet güzel. Hani o zincirli çanta neden partiye gidiyorsun takmaya da bilirsin. Makyajı çok tuhaf. Ya Demi Lovato'nun hep bence bir makyajı çok tuhaf. Bir kirpiği oraya bakıyor, bir kirpiği buraya diyebilirsin. Senin de bazen bir kirpiğin oraya buraya bakıyor ama bunlar profesyonel ekiple hazırlanan insanlar, Hollywood ünlüleri yani. Daha detaylı bakacağım. Gerçekten makyajında ve kaşlarında bir abukluk var. Siz de dikkat edersiniz yüksek ihtimalle. Ama onun dışında saçları, kurdelesi, gerçekten kostümünün kalitesi çok güzel. Ama ben bilmiyorum. Hoşuma gitmedi yani. Genel look olarak hoşuma gitmedi ama kostüm çok kaliteli yani. Bu arada Disney prensesleri arasında en sevmediğim de Pamuk Prenses'tir. Yani tek sevmediğim, sevmediğim demeyeyim de en az sevdiğim Pamuk Prenses'tir. Belki bu iki az sevdiğim kişi ünlü birleşince bu tarz bir etki yaratmış olabilir bende. Nedenini soracak olursanız Demi Lovato hakkında hiçbir şey diyemiyorum, yeteneği hakkında, müziği hakkında ben pek takip etmiyorum ama eminim ki bu kadar ünlü olduğuna göre başarılıdır. Pamuk Prenses çok sevmememin nedenine gelirsek en böyle haf gibi gözüküp ama aslında böyle cin gibi kızlar olur ya, her lisede herkesin sınıfında bu kızlardan bir tane vardır. Bence beni anlayacaksınız. Böyle o kızları anımsatıyor bana. Tüm hikaye boyunca o kızları anımsatıyor. Ayrıca siyah saçlı ve kısa saçlı bir prenses olması gerektiğini de düşünmüyorum. Bence olmamalı. Benim ütopyamı çok net bir şekilde bozuyor. Üzgünüm. Mesela Aurora'ya bak. O güzelliğine, saflığına, ışıltısına bak. Bu çok böyle yurdum prensesi gibi, anladınız mı? Benim ütopyamı bozuyor. Aksini düşünen varsa aşağıya yazsın. Bu konuda tartışabiliriz birazcık. Geçiyorum. Bak. Kendall Jenner Wonder Woman olmuş. Wonder Woman'a bayılırım. Filmlerine bayılırım. Gal Gadot'un oynadığı o filme zaten bayılmıştım. Onun dışında o film çıkmadan önce de sürekli Wonder Woman hakkında, yani Wonder Woman x Superman ile alakalı çizgi romanlar çok fazla okumuşluğum var. Hala evde saklıyorum. Çok severim Wonder Woman'ı. PlayStation'da da bir oyun oynanacaksa hemen Wonder Woman olurum. Gerçekten bayılıyorum bu karakterin kostümüne, seksiliğine, gücüne, kadın gücü, verdiği mesajlara, her şeyine bayılıyorum Wonder Woman'ın. Ve bir kişi Wonder Woman olması gerekiyorsa o gerçekten Kendall Jenner'dı. Bu konuda asla hakkını yemiyorum. Az önceki sarışın perukla hani Spice mi olmuş, Sugar mı olmuş, yani Merlin mi olmuş anlamadığım kostümündense bu kostümünü çok çok kalp yani çok çok tercih ederim. O bacak boyu ne bir kere. Gerçekten Wonder Woman olması gerekiyorsa biri sen olmalıydın Kendall. Çok mükemmel bir çalışma olmuş. Burada işte çok eskilerden ilk Wonder Woman'a bakıyor olabiliriz birlikte. Kostüm gerçekten birebir ama çok daha canlı duruyor. Gerçekten müthiş duruyor. Bacakları, fiziği, o boyu taşıması, yani daha fazla övemeyeceğim. Gerçekten bayıldım.
kusursuz duruyor ya. Zaten poz da mükemmel, saç da mükemmel. Göğüsleri de çok güzel duruyor. Olması gereken şekilde. Çünkü o bir Wonder Woman yani. O kadınsılığı, dişiliği bize gösterecek bu kostümle. Ben bayıldım. Mükemmel bir de photoshoot çekim olmuş yani. Umarım gerçekte de bu kadar iyi gözüküyordur ki şüphem yok. Çok profesyonel çekim yaptırıyor zaten bu kardeşim ve Jenner ailesi. O yüzden bu çekime de bayıldım. Gerçekten arka fon bile tutmuş. Çok güzel duruyor. Yani çok sevdiğim kostümlerden biri oldu. Kendall'a günlük hayatta bayılmasam da bu Halloween look'una bayıldım. Gelelim Paris Hilton'ın ikinci kostümüne. Aslında birçok isim iki kere ya da üç kere kostüm giydi ama hepsinin ikinci ya da üçüncü kostümlerini almadım. Böyle birazcık eledim çok video uzamasın diye. Burada da Paris Hilton, Katy Perry'nin live performansından bir görüntüyü canlandırmış. Böyle mushroom, mantar olmuş yani. Birebir yapmış aslında. Çok daha güzel duruyor ama Katy Perry'ye bakacak olursak kostümü çok daha parlak ve kaliteli duruyor. Biraz Paris'in kostümü böyle çok fazla ucuz lateks gibi duruyor. Belki de çekimden, ışıktan kaynaklı olabilir ya da belki hani sonuçta o bir canlı performans. Orada daha detaylı çalışılmış olabilir kostümle ilgili. Ama yine bence çok güzel bir fikir. Bu arada siyah saç da çok yakışmış Paris'e. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Yakışmış yani, çok okey kaldırmış. Birbirlerine de biraz andırmışlar bu arada, renkli göz, mavi gözde olunca. Demek istediğim aslında hiç ego yapmadan böyle yakın arkadaşların ya da sadece bu camiadan arkadaş olan insanların birbirinin kılığına girmesi çok hoşuma gitti. Gerçekten beni çok böyle minnoş hissettirdi. Kesinlikle benim de yapacağım bir hareket olurdu eğer Hollywood dünyasında olsaydım. Yakınlıklarını, ilişkilerini, arkadaşlıklarını hiç bilmiyorum. Hiç araştırmadım bu arada. Bilen yazsın. Merak ettim ben de. Ama gayet güzel gözüküyor. Yine birebir çalışılmış, hazırlanmış bir kostüm. Bu biraz tabii bu göğüs dekoltesi, bu pencereler vesaire birazcık demode kaldı günümüz için ama o zamanı canlandırdığı için çok okey. Çok tatlı duruyorlar yan yana. Eminim ki çok güzel diyaloglar geçmiştir aralarında da. Ah, makaseller. Jenna Devon. Jenna Devon'ı çok severim. Step Up izleyenler, Step Up 1 mi olması gerekiyor? Evet, 1. Hatta Channing Tatum'la sevgili olup evlendiği zaman çok çok iyi hissetmiştim. Benim kalbimi kıran couple çiftlerden biri. Boşandıklarında gerçekten kalbim çok kırılmıştı. Sanıyorum ki ortak çocukları var. Jenna Devon'ı çok severim. Bu arada yeni eşi sanırım yanındaki, yani Johnny Depp kılığında olan Tim Burton karakteri, makas ellerin kılığına girmiş olan ve onun da makas ellere de aşık olan, yani sevgilisi olacak olan kişi. Bu arada o filmi de izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Kostümleri değerlendirecek olursak, kadını ne kadar çok seviyor olursam olayım. Zaten Jenna'nın kostümü hani kolay bir kostüm. Sadece makyajı çok abartı duruyor diğer kız. Çünkü filmde de görürsünüz, çok daha soft, çok daha saf bir kız. Makyajı çok abartı ama belki bir partiye gidiyor diye abartmak istiyor olmuş olabilir, sıkıntı değil. Bir tık da saçları yine fazla abartı. Hani çok daha doğal bir kız görüyorsunuz filmde bu ve bu fotoğrafta zaten. Tek onu söyleyebilirim. Diğer şeyler çok okey, çok mantıklı. Bir diğeri makas eller için de şunu söyleyebilirim. Kostüm tabii çok daha detaylı, çok daha teferruatlı bir kostüm aslında. Ama yapabilecekleri en basic halini yapmışlar bence. Saçlar okey, bir tık dağınık ama yine olmuş. Ama surat neden bu kadar bileyim, bir şey patlamış da suratı siyahlaşmış gibi duruyor, onu çözemedim. Çünkü makas ellerdeki bu karakterin adını unuttum bu arada. Makas eller de bir ismi vardı elbet. Bu karakterin filmde de sadece böyle göz altları ve dudağında böyle morluklar var. Bu kadar pislik içinde değil ama tabii ki de böyle tuhaf bir terk edilmiş karede yaşadığı için bir pisliğe de maruz kalıyor. O biraz abartı geldi. Yani burada biraz makyajlar fazla geldi bana. Ama onun dışında çok akıllıca, bence kapalı olarak yapılabilecek bir kostüm. Ama eminim ki o makas ellerle eğer bir partiye gidiyorsanız, sadece fotoğraf için bunu yapmıyorsanız, partide o makas ellerle hareket etmek, bir şey içmek, bardak tutmak bile çok çok zor olacaktır. Belki de sonradan çıkartılmıştır tabii ki.
Ama bence akıllıca bir kostüm. Sadece Makas Eller karakterinde daha böyle nasıl böyle çok iyi bir kemer ve vücut korsesi tarzı şeyler görüyoruz. Öyle bir şey bulunabilirdi ve daha kostümü üç boyutlulaştırırdı. Daha çok hava katardı. Onun dışında mantıklı bir kostüm fikri bence. Sevdim. Winnie Harlow. Winnie Harlow'u çok severim. Çok tatlı bir enerjisi var. Bana hep öyle geçer ve çok başarılı bir model zaten. Cruella olması bence çok espiritüel. Kendinin hastalığın adını unuttum. Hatırlayanlar yazsın. Bir çeşit deri hastalığı. Hani böyle beyaz beyaz lekeleri olur ya. Neydi ya? Sedef diyeceğim ama sedef olabilir mi? Neyse belki Türkçe'de sedeftir. Yurt dışında başka bir şeydir. Bu hastalığına gönderme gibi. Çünkü kendisinin teni de böyle bacaklarına falan incelerseniz Dalmaçyalı gibi bir hali var ve bence çok seksi, çok güzel bir kadın. Bu özelliğiyle birlikte hem çok barışık hem de barışık olmasını zaten gerektirecek bir şey de yok. Çok onunla bütünleşmiş bir hal bu. Çok güzel gözüküyor. Yani umarım sadece görsel olarak bu hastalık vardır. Onun dışında ekstra kötü bir sağlık sorunu yaşatmıyordur ona. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Yine bilgili olanlar bana yazsın. Neyse, Cruella olması çok çok hoşuma gitti. Siyah beyaz Dalmaçyalı'ya böyle gönderme. Hem de bence bu arada güzel olmuş. Peruğu birazcık çok fake duruyor ama zaten Cruella'nın peruğu da çok fake. Bu arada Cruella benim çok sevdiğim karakterlerden biridir. Çok severim o moda anlayışını, giydiklerini, o uzun sigara tutma aparatını. Ya Cruella'yı gerçekten çok severim. Bir ara annem de bana Cruella diyordu. Çünkü saçlarım böyle griydi. Bazen iyice akıyordu. Beyaz oluyordu. Siyah beyaz şeyler giydiğinde Cruella gibisin falan diyordu. Çok sevdiğim bir karakterdir benim. Evet, kötü bir karakter olmasına rağmen bu Disney camiasında ama çok vizyonlu, mükemmel bir karakterdir. Bence son çıkan Cruella filmine de birkaç yıl önce çıkmıştı. Çok sevdiğim bir kızla başrolde oynuyordu. Unuttum şu an. O filme de bayılmıştım ama eski Dalmaçyalı filmlerine, 102 Dalmaçyalı, 101 Dalmaçyalı filmlerine daha da aşığım. Bayılırım. Hatta şu an izleyesim geldi. Çok romantik. Çok güzel olmuş. 102 Dalmaçyalı'nın kapağındaki Cruella'yı burada canlandırmış ve bence kostüm çok güzel gözüküyor. Çok kaliteli gözüküyor. Evet, farklılıklar var. Biraz o çorap çok hoşuma gitmedi. Çok palyaço çorabı gibi. Daha net, daha kalın siyah beyaz çizgili eldivenler ve çoraplar ise çok daha güzel olabilirdi. Pelerin muhteşem duruyor. Zaten photoshoot'ta da arka planı, şemsiyeyi, her şeyi çok benzer yapmaya çalışmışlar. Mükemmel. Bayıldım. Çok güzel bir kostüm. Umarım bu kostümle çok eğlenmişsindir. Biraz taşıması da zor bir kostüm. Şu şekilde karşılaştıracak olursam Cruella'nınki, yani gerçek Cruella'nınki çok daha klas ve vizyoner ve kaliteli bir kostüm. Ama Winnie'ninki biraz kostüm olduğu belli bir kostüm. Bence siz de burada bana katılacaksınızdır ama elinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Gayet iyi. Defterime not almıştım bu karakteri. Gerçekten tanımıyorum çünkü. Megan Thee Stallion. Megan'ı tanıyorum tabii ki. Greta Snow. 1990'ların korku komedi Halloween yapımıymış Greta Snow. Çok fazla da bilgim yok. Greta Snow hakkında bilgisi olan aşağı lütfen beni aydınlatmak için yazabilir mi? Ben de internetten araştıracağım videodan sonra. Greta Snow kılığına bürünmüş. Sanırım böyle bir kadın var, yani insan formunda bir kadın var ve buna dönüşüyor. Kendisi doktor. Şu birkaç dakikalık süreçte böyle bilgilere ulaştım. Yanlışsam beni düzeltin. Çünkü hiç bilmediğim, hiç hakim olmadığım bir karakter. Timsah mı bu? Bu kalemun mu? Of, bilmiyorum. Gerildim şu an bilmediğim için. Neyse, Megan bu tarz bir kılığa bürünmüş. Bu kostümün içine girmiş. Güzel olmuş bu arada. Üstündeki böyle özel dikim bir şey yüksek ihtimal. Çok okey. Otrişte çok okey. Ruju makyajda çok uyumlu ve mantıklı olmuş. Sadece Greta Snow'un burada gördüğümüz saçları daha dağınık ve daha düz. Ama daha kendisi romantik bir saç yapmış, rengi biraz tutsa da. Ama makyajı bayıldım. Makyajına çok güzel gözüküyor. O takma kulaklar da çok iyi duruyor. Kostüm ve vücutta, vücut makyajı da var bu arada. Bayağı uğraşılmış bir kostüm aslında düşünecek olursak. Güzel duruyor. O ellerindeki makyaj tırnakları, gerçekten bir canavar edası var. Ama bu kişiyi gerçekten tanıyamıyorum. Bu figürü beni aydınlatın.
beğendim yani. Güzel bir canlandırma olmuş. Bir diğer bayıldığım kostüm Ice Spice Betty Boop olmuş. Bu arada Betty Boop'u karakter olarak pek sevmem. Yine bana Pamuk Prenses vibe'ını hatırlatır böyle. Bileyim siyah ve kısa saçları var. Pek benlik bir karakter değildir. Zaten böyle çocuklara hitap eden bir karakter de değil. Kesinlikle yetişkin bir karakter. Ama Betty Boop'un Ice Spice'ın girdiği bu Betty Boop karakteri cuk olmuş. Yani Ice Spice başka kim olabilir diye düşünsem bulamıyorum. Gerçekten kendine çok çok uygun, fiziğine, suratına, o saçlarına çok çok uygun bir karakter seçmiş ya da seçmişler. Böyle minnacık elbisesini de çok çok beğendim. Gerçekten çok iyi duruyor. Strapless düz, dar bir elbise seçmiş. Betty Boop'un elbiseleri genelde daha böyle kalp yaka, sırt dekolteli, daha yapışık ama fırfırlı elbiseleri var. Burada da gördüğünüz gibi ama çok güzel. Yani suratı o kadar güzel duruyor ki Ice Spice'ın. Zaten çok seviyorum. Son zamanlardaki favorim benim. Şarkıları, klipleri tarzı olarak incelemeyi ve onu takip etmeyi seviyorum. Çok beğendim. Takılarına kadar da yapmışlar. Makyaj dediğim gibi çok güzel olmuş. O zaten kendi profiline girerseniz bir sürü pozu var. Pozları da bence çok güzel. Çünkü Betty Boop seksi bir karakter. İkonik bir karakter. Kendisi de bu görünümle ikonik olmayı başardı bence. Çok çok iyi duruyor. Ya suratını yiyeceğim bebek gibi gerçekten. Ona Betty Boop olmak çok yakışmış. Diyeceğim hiçbir şey yok. Sanıyorum ki son ünlülerimize geçtik. Daha fazlasını çok çok koymak isterdim buraya. Bu arada kimi unuttum, kimi de yorumlamamı isterdiniz, kimi kesin koymalıydım ama neden koymadım vesaire diye fikirleriniz varsa aşağı bana yazın. Belki hızlıca başka bir videoda çekebilirim yine bu konu hakkında. Bir sonraki ve son inceleyeceğimiz Hollywood ünlülerimiz Hailey ve Justin Bieber ikilisi. Onlar da Chuckle ve Bam Bam olmuşlar. Chuckle ve Bam Bam'ın dün akşam İngilizce versiyonundaki ismini düşündüm ama sadece düşündüm. Asla Google'a yazıp araştırmadım. Neydi diye, ne diyorlar? Bam Bam yine Bam Bam'dır ama Çakıl nedir bilmiyorum. Bunu da çok merak ettim. Bu süreç bana böyle araştırma isteği falan getirtti. Bakacağım. Buradan yetişkin bir Çakıl ve Bam Bam olduklarını görüyoruz. Yani gerçekten kostümler olmuş bu arada. Kostümler çok çok uyumlu olmuş. Çok güzel olmuş. Ama çok komik bir peruklarda sıkıntı var farkındaysanız. Peruklara geçmeden önce ellerindeki köpekleri de çok şirin gözüküyor. Böyle daha çok modern Çakıl ve Bam Bam. 2023'ün Çakıl ve Bam Bam'ı gibi olmuş. Ama Hailey'nin neden böyle bir saç bob kesim, kızıl bir saç yaptığını anlamadım. Çakıl gibi yapsa çok daha böyle tatlı ve sempatik durabilirdi. Ama belki de modernize etmek istemiş olabilirler. Kendi tarzlarına daha uyumlu olmasını istemiş olabilirler. Justin'in suratına ve yani saçına, o şapkasına bir şey diyemiyorum. Çok komik duruyor. Evet, olması gereken o aslında. Çok iyi benzetmişler ama bilmiyorum, böyle kafalar komik duruyor harbiden. Onun dışında kostümler çok okey, çok tatlı duruyorlar aslında yan yana. Çakıl ve Bam Bam olmak da, yetişkin bir Çakıl ve Bam Bam olmak da bence çok tatlı bir fikir. Wilma ve Fred olmaktan daha az klasik bir fikir. O yüzden çok güzel. Çünkü Taş Devri o yıllardan beri gelen ve hala popülerliğini sürdüren karakterler aslında, Taş Devri'ndeki karakterler. O yüzden hala seviliyor olması da çok sempatik bence. Videonun sonuna geldik. Çoğu ismi konuştum. Beğendiklerimi konuştum, beğenmediklerimi de konuştum. Dediğim gibi daha fazlası varsa, yorumlamamı istediğiniz başka kişiler varsa aşağı lütfen yazın. Son günümde böyle bir video kostüm hakkında, Halloween hakkında bir şeyler sizle burada oturup paylaşmak da gerçekten beni mutlu etti ve enerjimi yükseltti. İyi ki varsınız. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Tüm diyeceklerinizi bana şuraya Instagram'ımı koyuyorum. Oradan da ulaştırabilirsiniz ya da bu videonun altından da ulaştırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana yine video önerileri yapmayı unutmayın. Sizin istediğiniz videoları çekmekten mutluluk duyuyorum. Öptüm sizi. Bye bye.